Perşembe gününden hepinize merhaba. Biz sabah 7.30'da kalktık. Aras'cığım sağ olsun bugün erkenden ayağa kalktı. Ben pek uykumu alamadığım için bayağı bir mayışıktım saat 8-8.30'a kadar. O arada Aras süt burger istedi. Ona süt burgerini verdim. Sonrasında da kahvaltı yapmak istedi. Kendime de Aras'a da güzel tereyağında bir yumurta yaptım. Onu güzelce yedik. Kahvaltımızı falan yaptık çok şükür. Saat şimdi 11.30'a geldi. Bu saate kadar ne yaptım? Maalesef videonun yüklenmesini bekledim. O yüklenirken de mecburen hiçbir iş yapamadım. Beklemek durumunda kaldım. Çamaşırlarım atılacaktı. Normalde banyo paspaslarını atacaktım falan ama paspasları atmadım. Çünkü henüz daha kendi banyomuza giremedim. Bütün koyu renkli çamaşırları attım makineye. Bunlar makineden çıktı. Şimdi hemen sereceğim. Hava bugün güzel. Bunları serdikten hemen sonra da Aras'cığımla pazara gideceğiz. Her şeyimi hazırladım. Pazar için çantamı hazırladım. Hemen bebek arabasını alacağım. Arabayla gitmeyi düşünüyorum. Çünkü geçen sefer çok sıkıntı yaşamıştık otobüsle gittiğimde. Yani dönüşte bozuk para kabul etmedikleri için almadılar dolmuşu. Çok saçma bir sebep bence ama yapacak bir şey yok. Öyle olduğu için mecburen eşimi çağırmak durumunda kalmıştım falan filan. Her neyse. Ben şimdi bunları hızlıca bir sereyim. Ondan sonra inşallah pazara gidelim. Bakalım bugün neler alacağız? Pazarda fiyatlar nasıl? Sizinle hepsini paylaşacağım. Bütün pazar alışverişimi yaptım ve buraya yerleştirdim. Aras'cığım sağ olsun. Yıkayalım mı? Yiyecek mi? Yıkayayım mı? Elma çok hoşuna gitti Aras'ın ama Aras'cığım olmaz ki. Hepsini kemiremezsin. Hayır, izin vermiyorum. Al elma, yıkadım. Al. Yiyebilecek misin elmayı öyle? Bütün alışverişim burada şu anda. Ne kadar aklımda kaldığı kadarıyla size söyleyeceğim. Şöyle muzumuzu düzeltelim. Evet, baştan başlayalım. Sarmalık lahana var burada. Annem hep böyle bastırarak seçerdi. Bastırınca böyle yumuşak olacak derdi. Yani ben de seçebildiğim kadar seçtim. 20 liraydı tanesi. Kavun 24 lira tuttu. Yani kilosunu tam bilemiyorum ben ne kadar olduğunu da, yani bu kadar tuttu. Salatalık 1 kilo aldım. Salatalık 8 lira mıydı? Salatalık 7 liraydı, 1 kilo aldım. Havuç aldım 1 kiloda. Onun kilosu da sanırım 8 liraydı. Efendim? Tamam anneciğim. Brokoli aldım. Brokolinin yarım kilo aldım. Yarım kilosu kaç liraydı onun? Burada bak. Ah, yemiyorsun ki sen brokoli. Niye alıyorsun eline? Brokoli de şey yapacağım diye aldım. Noodle yapacağım diye aldım. Ne kadardı bilmiyorum valla. Yarım kilo aldım ama. Semizot aldım. Tanesi bunun da bağı 2,5 liraydı. Şöyle 2 bağ aldım ben. Marul aldım. Marul 7 liraydı. Ispanak 12 liraydı. Ben 6 liralık yarım kilo aldım. Domates aldım. Domates 10 liraydı. 1 kilo aldım. Dolmalık biber yine her zamanki gibi buzluk için aldım. Yarısını pişireceğim. Yarısını da buzluğa atacağım inşallah. Başladı bizimki. Güzel mi? Sümüklü. Kusura bakmayın, gerçekten sabah bir o kadar çok aldı ve o kadar çok sümük çektik ki artık yani gına geldi bana. Bu da kaç liraydı ya? 15 liraydı. Ben 1 kilo aldım. Üzüm 12 lira tuttu. Yarım kilo kadar neredeyse aldım. Muz aldım. Muz da 22 lira tuttu. Normalde kilosu 24 liraydı. Kapya biber aldım. Kilosu 20 liraydı. Ben 10 liralık aldım. Yarım kilo. Elma aldım. Dördüncüsü şu anda burada yok ama bir tane daha var. Bunlar da 1 kiloya geçkindi. 8 kiloydu. 8 liraydı kilosu. 9 lira tuttu 4 tanesi. Burada da 5 tane şöyle şeftali var. Şeftali de 17 lira tuttu. Bir de çilek var. Çok güzel çilekler. Aras'cığım orada bayağı bir yedi. Ben ona yıkadım verdim. Bunları güzelce ayıklayıp saklama kabına koyarım. Bu da 25 liraydı kilosu. Ben 1 kilo aldım. Evet. Rabbim o tadıyla yemeği nasip etsin inşallah.
herkese alım gücü versin. Pazarda fiyatlar böyle 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynı fiyatlar. O yüzden yapacak bir şey yok artık. Mecburen alıyoruz. Hepsi de lazım olan şeyler. Ben yemeklik bir şeyler alayım diye düşünmüştüm bu hafta. İyi de oldu aslında. Yemeklik olarak 1 bu, 2 bu, 3 lahana, 4 de brokoli ile şey yapacağım ya hani. Adını unuttuğum şeyi. Noodle. Evet, onlar boş anneciğim. İçi boş onların. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde neler yapacağız. Evet, bulaşıkları falan halletmeden bir göstereyim istedim. Her şeyi hazırladım ben. Burada marullar var en altta. Bunlar daha iç tarafları. O yüzden bunları en son kullanacağım. Burada dış marulun dışı var. Burada brokoli var. Ispanak, semizotu. Üzüm var. Bu şekilde saklama kaplarına koydum. Şimdi dolaba kaldıracağım. Burada çilek var. Tapıra koydum. Çilek inanılmaz lezzetliymiş. Çok güzelmiş. Bu da buzluğa koyacağım biber. Bunu güzelce yıkadım ve temizledim. Şimdi bunu buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Diğer kısmını hiç ellemedim. Ne yıkadım ne temizledim. Onu direkt buzdolabına kaldırdım. Çünkü bugün düşünmüyorum onu yapmayı. Bakalım akşama ne yapacağız? Allah kerim. Şimdi aslında brokoli almışken hazır yapabilirim noodle ama tam da emin değilim böyle. Başka bir şey de yapabilirim. Bilmiyorum, bakalım. Şimdi bunları bir dolaba yerleştireyim ben. Onları yerleştirdikten sonra da lahanamı güzelce temizleyeceğim. Böyle yapraklarını tek tek ayırıp ondan sonra haşlayacağım. Bunu haşlama yöntemi var normalde. Ben bunu bir kere yapmıştım. Güzel oluyor o şekilde. Göstereyim. Şuradaki kısmı şöyle yuvarlak şekilde yani çapraz çapraz keserek çıkarıyorsunuz ve büyük bir tencerenin içine direkt kaynar suyun içine sokuyorsunuz. O şekilde olduğunda tek tek kendisi ayrılıyor. Bugün belki lahana da sarabilirim, bilmiyorum. Henüz daha karar vermedim. Normalde bugün bir de süpürge yapasım var ama bilmiyorum. Yani eğer işleri yetiştirebilirsem tabii ki yaparım. Ama yetiştiremeyecek olursam da artık yarın yapacağım. Hani günler çuvala girmedi ama o kadar çok çamaşır var ki onlardan kurtulmak biraz zor olacak. Bir de balkona onları böyle sürekli silkeleyip de astığım için balkonun her yeri simsiyah, böyle minik minik şeyler var. Tozlar, ne denir? Kıyafet şeyi var, tozu var. Öyle yani. Buralarda bu biçim. Daha kahvaltı bulaşıkları duruyor. Orada çöpler var. İşte burada bulaşıklar var. Makinedekiler temiz. Burada çöpler, burada peynir. Ya artık bilmiyorum, şu mutfağı bir emekliye mi ayırsak, ne yapsak, bu mutfağın hali ne ya? Of! Maalesef lahananın boyutuna uygun bir tencerem yok. En büyük tencerem bu. Buna da sığmadı. Öyle olunca ben de mecburen böyle yaprak yaprak yaptım. Başta yine bir kaynar suya daldırdım, çıkarttım. Ondan sonra yaprakları zaten kendiliğinden tek tek açıldı. Buraya haşladıklarımı koydum. Şimdi haşlamaya devam ediyorum. Bugün lahana sarması yapacağım. Menümüzde artık lahana sarması var. Pirincimi ıslattım. Akşama da arkadaşlarımı çağırdım. Gelirlerse çay, kahve, öyle. Şimdi bunları hallettikten sonra da bulaşık kısmı var. Bulaşıklarım da çok doldu yine. Makineyi boşaltıp makineyi yerleştireceğim. Aslında bugün ben temizlik de yapacağım. Ama temizlik videosunu yarın izleyeceksiniz. Çünkü bugünkü video çok uzun olacak eğer şey yaparsam. Onu da buraya eklersem. Yarınki videonun başında direkt temizlikle başlayacağız. Sonrasında günün geri kalan kısmını göstereceğim. Şimdi ben içimi hazırladım. Ben genellikle hep yaptığım tarifi söyleyeyim sizlere. Soğanı salçayla beraber kavuruyorum zeytinyağında. Ondan sonra içerisine pirincini koyuyorum. Ondan sonra işte tuz, karabiber, pul biber ve nane koyuyorum. En sonunda su koyuyorum ama suyunu böyle çok fazla koymayın. Pilav gibi olmasın. Birazcık hafif böyle diri kalacak şekilde olacak pirinçler.
Yani üstüne gelmeyecek kadar koyuyorum. Genelde böyle su tam böyle hizasında oluyor pirinçle, aynı hizada oluyor. Suyunu tamamen çektikten sonra da hazır hale geliyor. Bunu hazırladım. Buraya da tahtamı koydum. Bunları da küçülttüm. Yani sarılabilecek düzeye getirdim. Sarılamayacak düzeyde olanlar bunlar. Onları da genelde işte muska yaparım falan diye düşündüm. Kimisi böyle muskalık uzun da var. Bakalım şunları bir halledeyim. Ondan sonra kalanlarını da bunlarla yapacağım. Şimdi başlıyorum. Çünkü yetişemem. Saat 6'ya geliyor. Bunu hemen ocağa koyduktan sonra süpürgeye başlayacağım. Dediğim gibi süpürge videosu yarın inşallah izleyeceksiniz. Ama bugün bunları ancak yetiştirebileceğim. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Aldığım meyve sebzeleri yerleştirince dolabımın son halini göstermeyi unutmuşum. Hazır dedim, yemeğimi ocağa koymuşken göstereyim. Bu şekilde üst kısma yerleştirdim. Üst kısım arka tarafta hep benim kavanozlarım, turşularım falan var. O yüzden o kısmın önüne yerleştirdim onları da. Onun bir altında süt burgerler, yumurtalar ve marul var. Onun bir alt katında hep içecekler var. Sağ tarafta da şöyle sağ tarafta da barbunya var, haşlanmış. İşte garnitür var ve zeytin, yoğurt falan var. Onun bir altında da günlük olarak tükettiğimiz her şey var. Pilavım var. Pilavım kaldığı için onu artık hiç bugün çıkarmadım bile. Yarın yeriz. Yarın artık pilavın yanına yakışacak bir yemek yaparım. Bilmiyorum ne yaparım ama bakacağız duruma göre. Sağ tarafta da tamamen böyle şeyler var. Reçeller, işte salçalar, soslar falan var. Çekmeceleri zaten gördünüz önceden. Evet, son olarak da bu kısmı göstereyim. Arka taraf meyveler, ön tarafta da sebzelerim var. Şöyle şeftali, muz, portakal, elma, armut. Bu kısımda kapya biber, charleston biber ve dolmalık biber var. Burada salatalık, havuç ve limon. Burada da domateslerim var. Gayet düzenli ve güzel oldu dolabım. Dolu dolu oldu. Eşim çok seviyor dolu dolabı. Ama yani ihtiyacınız olan her şey eğer dolaptaysa zaten sıkıntı yok. Boş da olsa, dolu da olsa bir şekilde kullanacağınız malzemeler hep aynı. Ötme canım, bir dur. Bu tarafta içecekler. Üst kısım çok karmaşık. Burayı en kısa zamanda yenileyeceğim, düzenleyeceğim. Dolabım bu şekilde tertemiz, düzenli oldu. Burada sarmam pişiyor. Bu piştikten sonra üzerine ben tereyağı eritip onu döküyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Evet, dolmam hazır. Üzerine ben tereyağı erittim. Biraz toz biber, biraz da karabiber koydum. Bu şekilde üzerine döktüm. Burada da tarhana çorbası var. Dedim boş olmasın, yanına bir tane de çorba yapayım. Çorbamızı içeceğiz. Sonra da inşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, bize afiyet olsun. Hava kararmadan önce süpürgemi yapayım dedim. Onu yapınca da bütün çamaşırlar kaldı. Bugün de mutfaktaki işim bitti çok şükür. Bulaşıklarımı yıkadım, yerleştirdim. Şimdi artık dinlenmeye geçebilirim. Maalesef ütülerimi ve katlama işimi yapamadım. Hadi bakalım, artık dinlenmeye geçiyorum.